Kurt TV kanalına abone olmayı unutmayın. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Şu anda sizlere İstanbul Bahçelievler ilçesinde bulunan Milli Egemenlik Parkı'ndan sesleniyoruz. Gelin hep birlikte kısa süre içinde İstanbul'un en yoğun ilçelerinden biri olan Bahçelievler'de bir nefes rahat bulabileceğiniz güzel bir mekanı imkanlarımız dahilinde sizlere tanıtmaya çalışalım. Buyurun. Ben Umut Abbas ve Murat Kurt TV kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Milli Egemenlik Parkı tarihi Siyavuş Paşa Kasrı'nın bulunduğu mekanda olduğunu sizlere ifade edelim. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Az sonra dış görünümünü daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağımızı ifade edelim. Tarihi Siyavuş Paşa Kasrı'ndan kalmış olan tarihi kalıntıları, yapıların kalıntılarını sizlerle paylaşalım. Çok fazla ziyaretçilerin dikkatini çekmese de ana kapının girişinden hemen sağ tarafta kalan bu mekanı da görmenizi bilhassa meraklıları için burada ifade etmiş olalım ve yüzeysel tanıtımımıza, gezintimize park içinde devam edelim. Merhaba yakışıklı. Maşallah. Murat Kurt TV. Tamam. Teşekkür ederim. Daha önce hiç gelmemiş olan, gelme ihtimali olanlar için bir bilgi paylaşımında bulunalım. Şu anda ekranlarda görmüş olduğunuz bu alan park kafe olarak hizmet vermekte. Dolayısıyla hiçbir hazırlığınız olmasa da burada dinlenebileceğiniz güzel bir mekanın ve tesisin olduğunu da ifade etmiş olalım sizlere. Bayramın birinci gününde iki delikanlı muhabbet halinde kendilerine selamımızı verdik. Hayırlı bayramlar diledik. Muhabbetlerine devam ede dursunlar. Bizler de yürüyüşümüze, paylaşımlarımıza devam edelim. Bakışların bana biraz cesaret versin yakışıklım. Abinizin kanalına abone olun.
Az önce ifade ettiğimiz Siyavuş Paşa Kasrı ya da diğer ismiyle Havuzlu Köşk, İstanbul'un Bahçeli Evler ilçesinde bulunan Milli Egemenlik Parkı'nın içinde bulunmaktadır. İnşa tarihi kesin bilinmeyen yapının 1571-72 yıllarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Kanice çevresinden devşirilerek Enderun'da eğitim gören ve 3 kez sadrazamlık yapan 1602 yılında İstanbul'da ölen Siyavuş Paşa tarafından yaptırıldı. Yapının mimarı bilinmiyor olsa da inşa tarihi ve mimari üslup özellikleri dikkate alınarak Mimar Sinan tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapılan ek ve değişikliklere karşın köşkün genel görünüşü 16. yüzyıl Osmanlı sivil mimarlığının tüm özelliklerini yansıtmaktadır. Bugün sanatsal anlamda kullanılmaya başlanacağı bilgisine ulaştığımızı da ifade edelim. Evet, patimizin de keyfi yerinde ve Milli Parkımızın alt kısmında halı sahamızın var olduğunu da ekranlara taşımış olalım. Kendi hazırladıklarını burada sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için yapılmış olan güzel masalarımız ekranlarda. İki yakışıklı gencimiz bizden habersizmiş gibi yapıyorlar. Onların haberi yok. Telefonlarına dalmış durumda. Bu arada bizlere vermiş oldukları bu güzel malzemeden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bahtları açık olsun. Evet, karıncamızı da ekrana taşıdığımızı ifade edelim, göremeyebilirsiniz hızlı bir şekilde. Bu arada bu çekimlerimizi 2020 yılının Kurban Bayramı'nın birinci gününde gerçekleştirdiğimizi de dipnot olarak sizlerle paylaşalım. Yıllar sonra izleyecek olanlara da kendimize de bir hatırlatma babından. İyi seyirler. Görüntüyü sizde bitirebilir miyim? Değil mi? Tamam. Senaryoda varmış gibi yapalım. Oy 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 oy. Maşallah, Allah bağışlasın. Bizlere çekimlerimize renk katan değerli baba ve kızına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bilhassa yazları sosyal etkinliklerin yapıldığı, konserlerin, tiyatroların sergilendiği alandayız. Sahneden amfi kısmını ve spor yapılan kısmı ekranlarınıza taşıyoruz. Bilgisi olanlar zaten biliyor ama bilmeyenler, gelebilecek durumda olanlar için bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Yaz etkinliklerinin düzenlediği sahneden amfi bölüm ekranlarınızda. İsim ne senin? Senin? Umut abi. Umut senin? Ali. Niye gülüyorsun bu kadar? Ne oldu? Umut nerelisin? Muhammed. Muhammed sen. Nerelisin? Irak. Iraklısın, Kerküklüsün. Hay maşallah. Sen? Azerbaycanlıyım. Azerbaycanlısın. Evet. Hay maşallah. Ben de Azerbaycanlıyım abi. Kardeşim. Öyle mi? Hay maşallah, maşallah. Ne zaman geldiniz Türkiye'ye? Ya bir anaokulundan da burada okuyorum. 6. sınıfa gidiyorum. Öyle mi? Hay maşallah. Ben sen? 4 sene. 4 yıldır buradasın. Ben 11 yıldır abimle buradayım. 11 yıldır abinle buradasın. Maşallah. O zaman sen Irak'a bir el salla. Irak'a bir el salla.
Çok teşekkür ederiz Muhammed'imize. Doğru mu söyledim bu sefer? Doğru söyledim. Siz de Azerbaycan'a el sallayın bakalım. Harika. Sen de el salla bakalım. Sen çok güldün. Sen daha fazla sallayabilirsin. Evet, çocukları bulmuşken biz de böyle çocuklaşalım istedik. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Bahçelievler ilçesinin Şirin Evler ve Siyavuş Paşa mahallelerinin kesiştiği noktada bulunan Siyavuş Paşa mahalle sınırları içinde olan Milli Egemenlik Parkı'nı bu sessiz sakin bayramın birinci gününde sizlere tanıtmaya çalıştık. Böyle sessiz sakin olduğuna bakmayın. Normal zamanlarda buranın cıvıl cıvıl olduğunu ve spor yapmak için, gezinti yapmak için, piknik yapmak için fırsat ve mekan bulmanızın çok zor olduğunu özellikle ve özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu sessiz ve sakin halini bulmuşken bizler de imkanlarımız dahilinde burayı buraya gelebilecek olanlara, gelenlere ve hiçbir zaman gelemeyecek olanlara da kısa mini bir bilgi mahiyetinde tanıtmış, aktarmış olduk. Katkı sunan tüm buradaki tanımadığımız minik arkadaşlarımızdan değerli arkadaşlarımıza, kısacası tüm katkı sunanlara en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Daha farklı, daha profesyonel, daha güzel çalışmalarda yine Murat Kurt TV YouTube kanalında sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.